Uzman Coin'den herkese merhaba. Tarihler 28 Mayıs Salı'yı gösteriyor. Kriptoya dair önemli haber başlıkları şöyle. Son günlerde ABD Başkan adayı Donald Trump'ın kripto paralar hakkında olumlu açıklamalar yapması, onun adına çıkarılan meme coinlerde büyük rally yaşanmasına neden oluyor. Bu coinlerden biri olan ve geçtiğimiz hafta çıkarılan MAGA HAT kısa süre içerisinde 10 kattan fazla yükseliş yaşadı. Bir trader ise MAGA'dan sadece 3 günde 2,7 milyon dolar kazandı. 24-25 Mayıs'ta 537 bin dolarlık 6 milyar adet MAGA alan trader, önceki gün sabah saatlerinde bu tokenların 1,5 milyar adetlik kısmını sattı. Trader 3 günde %505'lik getiriyle 2,7 milyon dolar kâr elde etti. Trader'ın elinde hala 2,5 milyon dolarlık MAGA token bulunuyor. Ethereum'da ETF'ler onaylandı. Peki esas yükseliş ne zaman? QCP Capital, Ether'de yukarı yönlü güçlü bir kırılım için ETF'lerin işleme açılması gerektiğini öne sürdü. Şirket son analizinde Ether konusunda yapısal anlamda pozitif olsak da ETF'ler işleme açılmadan, S1 dosyaları kabul edilmeden yukarı yönlü güçlü bir kırılım göremiyoruz dedi. ETF'lerin alım satıma uygun olmasının birkaç haftayı bulabileceği söyleniyor. 2023 yılında çıkarılan bir meme coin olan Pepe, boğa sezonunun yıldızlarından olmaya devam ediyor. 20 kata yakın artış yaşayan Pepe, tüm zamanların rekorunu kırdı. Veri analitik platformu Into the Block'un verdiği bilgiye göre Pepe'de yatırım yapan hesapların %96'sı kârı geçmiş durumda. Pepe'nin piyasa değeri ise dün gelen zirveyle birlikte Matic'i geride bıraktı. ABD merkezli finans şirketi TD Cowen'ın analistleri Ether ETF'lerine verilen odayın çok daha fazla kripto fonunun önünü açtığını düşünüyor. Konuya ilişkin yayımlanan son raporda SEC'nin diğer birçok kripto fonuna onay vermesinin artık zaman meselesi olduğu belirtildi. Şirketin araştırma grubundan Jared Seiberg ise aslında vadeli kripto ETF'leri kabul edildiğinde spot ETF'lerinin de onaylanacağı kaçınılmaz bir gerçekti. Önümüzdeki bir yıl içerisinde muhtemelen Bitcoin ve Ether'den oluşan bazı sepet kripto fonları da onaylanacaktır. Ancak daha kalabalık sepetlerin olma ihtimali de var yorumunu yaptı. Finans şirketi ayrıca SEC'deki kripto karşıtı duruşun süreceğini de düşünüyor.